yine gidiyorlardı. Yine bir yerlere gidiyorlardı. İlk de bir araba almışlardı. Arabaları var diye sürekli gezmek istiyorlardı. Bu araba ne yakıyordu? Su mu yakıyordu? Hayır. Para yakıyordu. Nereye gidiyoruz? Salda Gölü'ne gidiyoruz. Evet, Türkiye'nin Maldivleri bırdır bır, bırdır bır diye her yerden söylendi. Burdur'a gidiyoruz. Burdur Salda Gölü'ne gidiyoruz. Canımız çok çekiyordu. Instagram'da sürekli insanlar deliler gibi paylaşıyorlardı. Hatta ilk biz evde yokuz ekibi çıkarttı. Salda Gölü'ne biz fotoğraf çekimi için gidiyoruz. Peki diyeceksin ki Başakcığım, marka anlaşması mı yaptın? Bir marka için mi gidiyorsun? Keşke, değil. Ya, insanın kendi gönlüne göre bir marka bulması o kadar zor ki bu devirde. Yani koca bulmak kadar zor gerçekten. Evlenebilmek kadar zor gerçekten. Şöyle ki, çevreye koruyan, doğaya saygılı, insana saygılı, çalışana saygılı gerçekten marka bulmak zor. O yüzden biz gelin varsa devam. Böyle tanıdığınız marka bu tarafa yönlendirebilirsiniz mesela. Biz birçok insanı reddettik sırf işte tatlıcılar bilmem neler falan. O, evet, yani şeker ürünü içeriyor diye reddettik. Gelin damat çekimine gidiyoruz. Ya bizim kendi istemizle gittiğimiz bir çekim. Bu kendimiz yani yaptırmak istediğimiz bir çekim. Çünkü bizim gelin damat çekimimiz olmadı. Hani bu olur ya, poz verirsin. Falan. O pozlarımız yok bizim. İyi ki de olmadı bu arada. Çünkü düğün telaşı içerisinde o çekimleri nasıl yaptırırdık bilmiyorum. Çünkü Yalova'dan beni gelip aldılar, gelin alma Yalova'da oldu. Bursa'ya gitti, kuaföre git, kuaförde al. Düğün salonuna git, yani şey mekana git falan, çok koşturmalıydı. İyi ki de yaptırmamışız. Gerçekten çok doğru bir karar vermişiz. Gelin damat çekim yaptırmayarak. Bir de Serenay Rökçet'in çeksin istiyorduk fotoğraflarımızı. Gerçekten bravo, çok başarılı fotoğrafçı, alkışlıyoruz. Kendisini uzun yıllardır tanıyorum ve takip ediyorum. Çok istiyordum onun çekmesini ve o günde müsait değildi o. Başka bir çekim vardı. O yüzden erteledik ve neredeyse bir sene sonra, bir seneden biraz daha fazla fotoğraf çekimimiz gerçekleşiyor. Yani biz yarın tekrar Levent'te gelin ve damat olacağız. Ama böyle daha cool, daha böyle havalı, havuç kafalı. Çok iğrenç ya. Ya neden böyle yapıyorum? Havalı, küt kafalı. Tamam, komik olmaya çalışıyorum. Bir dakika ya. Eliyorum burada, ölüyorum. Yapma şunları. Saldıgöl çevresinde yapılacak çekim. Bir de bu lavanta bahçeleri var. O tarafa gideceğiz. İnanılmaz çekimler olacağını umut ediyorum. İstiyorum açıkçası. Serenay Rökçet'inle zaten tanışacaksınız. Gerçekten onu anlatmak için sabırsızlanıyorum size. Evet, yani çok havalı bir kadın. Çok başarılı bir kadın. Bir tanışacaksınız zaten. Öyle yani. Salda görüşürüz. Havalı, havuç kafalı. Aman şşt, sakın. Kimse inanmasın. Birlikte ayrılalım çocuklar. Sıç. Nereye geldik şimdi? Şimdi soğuk köşeler arası yollarda vazgeçtiğimiz. Şimdi soğuk köşeler arası çocuk olmak. Şimdi soğuk köşeler arası vazgeçtiğimiz çocuk olmak. Şimdi şehir ve çocuklar arası. Şimdi şehirler arası. Aa, tamamen gitti. Şimdi şehirler çay, arası. Çay bence kendine gidersin. Şimdi bir yudum çay al, bir daha dene. Tamam. Şimdi uzun ve şehirler arası yollardan. Şimdi uzun ve şehirler arası soğuk ve şehirler arası yollarda vazgeçtim çocuk olmaktan. Soğuk ve şehirler arası yollarda vazgeçtim çocuk olmaktan. Ki yollardayız. Hakkari yolları mı burası? Hakkari değil. Burdur. Burdur bur. Ve çıktı ortaya. Gördünüz mü? İleride mavilikler var. Neyse, yakından bakarsınız. Burası halk plajı bu arada. Yeşil ama halk plajı değil. Diğer yerler ne demek ya? Diğer yerler halktan değil de paralı mı demek isteniyor acaba? Burada demek istenen bu mu? Bilemedim. Başka plajlar da var demek ki. Hadi göster kendini. Salla göster. Sınıflarımız bile hazır ya. Evet. Durum bu. Herhangi bir Antalya plajından bir farkı yok şu anda. Çok kalabalık. Ya. Biz sevmiyoruz bu kadar kalabalığı. Başak, sence oradaki gelin damat da bir sene sonra mı gelmiştir? Ha? Değil, yok.
Biz bir sene sonra geldik da düğün şey çekimine. Neyiz biz? Neyiz biz? Çok çok selamlar herkese. Bak fları kafama tak. Şimdi kıymalı tost dedik. Salda'da çok meşhur bu. Ya yani yeşil ovada aslında. Gül tost. Hemen girişte. Gül tost. Evet. Yani girerken görüyorsunuz zaten. Aynen. Süperdi. Gerçekten çok beğendim. Vay vay vay. Yaradana kurban, yaradana hayran, yaradana. Allah'ım şu güzelliğe bak ya. Nasıl yaptın buraları yarabbim? Arkadaşlar, dün gerçekten yanlış yerdeymişiz. Bu ne? Muhteşem. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ay kuşa bak kuşa. Allah'ım sen ne tatlı bir yaratıksın ya. Burası krater gölüymüş. Bu genel bilgileri de verelim de size sonra. Aman bize bilgi vermek olmasın. Ama biz evde yokuz. Yazısını okuyabilirsiniz. Gerçekten güzel bilgi vermişler. Zaten tostçu da diyor ki bir senedir burası canlandı diyor. Önceden yani sadece yabancı turistler geliyormuş. Almanlar, Amerikalılar, İngilizler geliyormuş. Zaten hep öyledir ya. İlk önce onlar keşfederler. Onlar nasıl keşfediyorlar bence biliyor musun? Onlar bakıyorlar böyle haritadan. Ne görüyorlarsa gidiyorlar herhalde. Muhtemelen öyle. Ondan sonra harbiden de biz evde yokuzlarından duydu bilmiyoruz. Onlar geliyorlar buraya. Onlar da o videoyu hatırlarsınız hepiniz. Yani muhteşem bir videoydu. Dedik ya böyle bir yer mi var gerçekten Türkiye'de? Sonra zaten patladı gitti. Dur. Soğuk mu çocuk? Çok soğuk. Ama girilir yani. Şu halde girilmez. Daha böyle yakması lazım güneşin. Başak Krater Gölü ne demek? Burada volkan patlamış. Volkan sönmüş. Burada bir çukur oluşmuş. Çukurun içine su dolmuş. Dersine iyi çalışmışsın. Aferin. Ve şimdi size Serenay Lörk Çetin'le tanıştıracağım. O alkış koyalım buraya hemen. Alkış çekmek. Ay çekiyor musun? Ünlü fotoğrafçı. Ünlü fotoğrafçı. Evet. Bir yana çekin ama çekilmeyi daha alışamayan. Bir sene bekledik ya sen fotoğraflarımızı çek diye. Biz evleneli 1,5 sene oldu neredeyse. Şu anda tekrar Levent'e gelin damat olduk. Fotoğraf çektireceğiz. Serenay Lörk Çetin çekiyor fotoğraflarımızı. Elbisemiz Leo Design. Bu da birazdan göreceksiniz zaten bol bol. Fotoğraflarda da göreceksiniz. O da bir Bursa markası. Bursa'dan çıkmış bir marka. Bugün Serenay da öyle bu arada. Şu an bütün dünyayı hükmediyor olsa da. Serenay'ı sonra öveceğim size. Şimdi biraz gerginim çekim dolayısıyla. İlk defa bir çekim yaptıracağız. Bakalım. Gets better when I sleep. Like the Everglades of the tundra, effervescent when you gleam. Eloquent. Ben oraya mı geçeyim? Evet. It's something like happiness on its side. Bir tane de şöyle el ele sahilde yürüyün. Ondan sonra diğer yere gidelim. Bir de bu yürüyüş şöyle olacak Başak. Sen öndesin, Levent sen arkadasın. Yani şöyle gideceksiniz. Evet. Bir şey değil mi? Senin etkin o kadar fazla ki. Yani senin etkin olmasa biz burada bir şey yapamazdık. Veya başka bir fotoğrafçı, kasıntı bir fotoğrafçı olmuş olsa burada. Ben adama bakıyordum, adam bana bakıyordu. Sevdiğim bir şey var ki 6-7 yıl önce ya da 8 yıl önce falan biz tanışmıştık. Ve bir iş vasıtasıyla. Ve o zamanlar Nanay Design diye böyle şeyleri vardı. Aksesuarlar tasarlıyordun değil mi? Ayraçlar falan. Onlar da efsaneydi. Bebeğim benim. Evet. Ve o zaman bak küçük böyle küpeler falan hatırlıyorum ben onları. Yüzükler yemekten böyle ajelik şeklinde falan.
Ve ben beni en etkileyen şey neydi biliyor musun orada? Tasarımları bir kenara bırak. Yeni bir iş kuruyorsun ve fatura kesebiliyor. İşte şirketini kurmuş. Ya hiçbir işi hobi olarak yapmamış, anladın mı? Bir iş olarak başlamış yani. Ama o noktada babamın etkisi çok büyük. Bana dedi ki çünkü yapacaksan böyle yap. Yani başka bu profesyonelce işte. Evet ama bu beni çok etkilemişti biliyor musun? Ya her şeyle tamam hani bize çünkü mesela ev hanımları ya da ne bileyim kadınlar kendi başlarına iş kurmak istiyor ama diyor ki işte bir böyle bir kazanayım da ondan sonra şey yaparım tabii, bilmem tabii. Ne. Ben mesela o gün Nana'yı kurduğum zaman haftanın 6 günü çalıştığım bir işim vardı. Ve sabah 8 akşam 7 çalışıyordum. Gece eve gelip gece 2'ye kadar Nana'yı yapıyordum. İşte o minyatür ürünleri yapıyordum. Ondan sonra ve onu sadece yapımı değil fotoğraf çekimi, işte siteye konması, ilgili yerlerde paylaşılması vesaire vesaire çok ciddi bir emekti ama fotoğraf da öyle oldu. O da böyle paralel başladı şeyle Nanay'la diyeyim. O galiba aa bak çok güzel bir yer orası evet. O bitmek bilmeyen bir istek sanırım. Yani bitmiyor abi, bitmiyor, yetmiyor. Bana hala yetmiyor. Hani diyorlar ki sıkılmadın mı düğün fotoğrafçılığından? Ben hala olacak sıkılmadım. Şey. Sıkılan çok arkadaşım var. Dur bir destek ver, burası çok güzel. Sıkılan çok arkadaşım var çünkü bir yerden sonra aynıya dönüyor ama ben hala sıkılmadım. Son olarak şunu da söyleyeyim ki çünkü her çekimden fotoğraf kazanmak için çekiyorum. Yani sadece onların güzel fotoğrafı olsun diye değil benim de güzel fotoğrafım. Tabii tabii çektiğin her şey zaten. Bir de sen moda fotoğrafı da çekiyorsun. Seni gösterecek. Çok biraz. Şey, evet, evet ürün fotoğrafı da çekiyorsun evet. Moda da çekiyorsun. Evet. Biraz çok fazla. Şimdi bana doğru yürü ama yürürken bana bakma böyle ete yani yerde para düşürmüşsün gibi düşün. O yerde para düşüren blogger pozu tamam mı? O yani. Ben onu öyle atlandırdım. Süper. Arada sağa bak sola bak. Çok güzel. Merak etme o terlikler çıkmıyor şu an. Evet. Süper. Kal orada. Çiçeğin kelini tut ve bana bak. İşte bak. Something like happiness something like. Şimdi Serena'yı öveceğimi söylemiştim. Şimdi övmeye başlıyorum. Bir de mesela ben tanıdığım zaman da acayip pozitif, acayip güler yüzlü yoldan bir şey çıkar mı? Bir insan. Ondan sonra ve böyle bir şüpheye düşersin ya böyle güler yüzlü insanlarda ya gerçek mi gel acaba falan filan diye. Ve geçen sen soru cevap olayı başladı Instagram'da. Biri sormuş demiş ki nasıl bu kadar mutlu, nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun falan diye. Bir de bu soru geldi hakikaten. Sen çok gelmiş bu sorudan zaten ve sen demişsin ki ben mutlu olmayı seçtim. Önünde birçok seçenek evet. Oluyor hayatta ve evet. Sen bir şey seçiyorsun. Onu tercih ediyorsun. Buna kesinlikle inanıyorum. Hatta yani en son böyle bir eleştirim oldu. Tanıdığım bir kişiye yani bazı şeyleri gerçekten tercih ediyorsun. Evet. Yani, bu çok o senin tercihin. Etkilendim bu cevabından yani. Evet. İşte beni Allah böyle yaratmış dememişsin ya da işte anne canım babam kocamdan ötürü çok mutluyum. Ay ya da bizim çok avutlu bir ailemiz var ondan dememişsin ya da işte anam babam sağ olsun. Anladın mı? Yok ya bir de ben Alaçatı'da garsonluk yaptım ve orada o kadar çok gelin damla çekimi gördüm ki ben. Ve öyle fotoğrafçılar gördüm ki seninle dediğin gibi sıraya diziyor. Bir sürü gelinle beraber gelmiş. Hepsini sıraya diziyor. Sen geç, sen geç. Vesikalık mı abi bu ya? Evet. Bu işin bir ruhu olması lazım. Ben hayatımda bir tanesine fotoğraf çektireceğim mesela böyle. Belki bir, belki iki defa bitti yani. O yüzden bu ruhu yaşattığın için daha gerçekten teşekkür yani, ederiz ya. Vallahi yani sadece düğün fotoğrafı değil. Düğün gelin damat fotoğrafı değil. O anın fotoğrafını tamam. Yani fotoğrafçı dediğin bunu yapması evet, lazım evet. Zaten. Hani... Ya biraz zaten ona kaydı benim de hemen. Böyle evet. Şey yani hani o andan yani an benim için daha önemli. Ama bu şeyde de öyle. Dış çekimde de öyle. Yani işte senin o gerçekten sarıldığın an benim için önemli. Senin rahat hissedebilmen için de o görev bende. Yani seni evet, rahat işte. Hissettirme görevi bende. O sen hadi bana şimdi poz ver, hadi şimdi sarıl öp deyin. Yani o görev benim görevim. Yani işimse o benim işimin bir kısmı hakikaten. Çünkü sadece basmak, abi yani al ver makineyi bu lensleri. Gerçekten ben bir hafta kendi babama öğretsem gerçekten çeker yani. Hani çünkü evet, evet, çok olacak. Kaliteli lensler, çok kaliteli ekipman. Edit dediğiniz şey, düzenleme dediğiniz şey artık işte presetler işte satılıyor. Herkes bunlara çok kolay ulaşabiliyor. Ama işte iş orada değil. Gerçekten fotoğraf çekmenin
%70'lik kısmı iletişimle ilgili bir şey. Kesinlikle. Bence öyle yani. Kesinlikle. Hatta Ara Güler'in bir hikayesi var. Çoğu kişi biliyordur bence bunu. Bir kahvede bir portre çekiyor bir adamın portresini ama bundan önce yaklaşık 4 saat kadar falan sohbet ediyor adamla. Ki adamın gerçek yüzünü, mimiğini gerçek ifadesini çıkarabilmek için. Yani fotoğrafa basmanız gerçekten belki bir saniye ama o adamın o ifadesini çıkartmak çok daha uzun. Ki nitekim biz de seninle bir ön görüşme yaptık, Levent'le tanıştık. Hani tanışamadığımız kişilerle mutlaka işte Skype görüşmesi ya da işte görüntü görüşme yapıyoruz. Sen yurt dışına da çok çekim yaptın. Sadece Türklere özgü bir şey mi bu bilmiyorum ama çok fotoğraf çektirmeyi de bilmiyoruz, çok çektirmiyoruz da. Daha yeni yeni bu olaylar var ve o yüzden fotoğrafçının rahat ettirmesi çok önemli. Çünkü çok çektirmiyoruz, bilmiyoruz ne yapacağımızı. Yurt dışına böyle mi gerçekten? Ya yabancı çektin sen mesela yabancılarla falan. Çektim. Biraz daha alışkınlar bence onlar. Ya da şey, evet ya bence biraz daha alışkınlar. Şöyle, şu yüzden ben problem yaşamadım. Ben anı çeken bir fotoğrafçıyım. Yani ben pozlandırma yapmıyorum. Dolayısıyla onlar da anlarını çok güzel yaşadıkları için yani bir şalteri kapatıyor adam. Orada bir fotoğrafçı veya videografer olduğunu unutuyor ve anını yaşıyor. Aslında bizdeki sıkıntı bu. Rahatlayamıyoruz. Biz bunu unutamıyoruz. Evet, yani düğün gününde de hani hep böyle bir şimdi ne yapmalıyım yani mesela gelin almadasın. Gelin almayı yaşamalısın. Yani orada poz vermeyeceksin. Nasıl, evet poz vermemelisin. Saçın ya nasıl en estetik, diye evet, en güzel nasıl gözükürüm, yani, en estetik nasıl gözükürüm düşünmene gerek yok. Yani. Çünkü sen orada bir anı yaşıyorsun, onun tadını çıkarmalısın, ben orada senin üçüncü gözün olmalıyım. Ama bu benim tarzım. Yani ben böyle çektiğim için hani çok fazla yurt dışına çekim yapmadım, o kadar abartmayalım. Ama gene de yaptıklarımdan diyelim yani. Ya gerçekten Serenay'la tanışmanızı çok istedim. Çünkü 6-7 yıl önce tanıdığım bir kadındı ve bir kere görüştük. Ondan sonra ben Facebook, Instagram üzerinden bir türlü iletişim kopmadı. Birbirimizi ne haber nasılsın tarzında değil de takip ettik. Ve böyle birinin başarısını ve ilerlemesini görüyorsun ya, bu acayip ilham verici bir şey. Ve işi aşırı keyifle yapan bir kadınla karşı karşıyasın. Bunun gibi mesela şey de öyle. Sen düşünüyorsun bilmiyorum. Bu beyaz butik var ya. Mehtap abla. O gelin zaten bu gelinlik de onunla. Aslında bu gelinlik Lou Design'ın. Ama ben gelinliği ondan aldım. Mesela ben gelin başka bir markadan aldım. Ondan sonra mesela gittim işte 40 bedenini denedim. Ondan sonra 38 bedeni gelecek. Ama işte sipariş vermen lazım. Ama diyorum ki benim daha ilk geldim gelinlikçisiniz. Biraz bakayım. Yok diyor, kalmamış. Depoda bir tane var. Almanız lazım. Ya böyle gelinlik almaya gitmemişim de sanki böyle aynen bir tişört almışım ya. O kadar beni sıkıştırdılar ki. Sonra Mehtap ablayla tanışınca vay anasını dedim yani. Nasıl kibar bir kadın. Evet. Aynen. Aynen. Büyüyünce o olmak isterim yani. Evet, gerçekten. Ya. Böyle yanılmaz bir insan gerçekten ve beni böyle prenses gibi hissettirdi gerçekten kendimi. Yani o gelinlik bu fotoğraf gibi işte. Gelinlik hayatında bir ya da iki kere hani en kötü ihtimal üç kere giydiği bir şey. Dört olmasın. Ya da dört. Ya da dört işte. Ben çok giydim. Yani şanslıyım bu konuda. Yani bu özel bir şey ya. Bana özel davran birazcık. Bana kotondan mangodan tişört alıyormuşum gibi davranma yani. Bu çekimde kullandığımız gelinliği, çiçeği, tacı, serenayı aşağıya açıklama arkasına bırakacağım bilgini. Ayrıca ayrıca böyle gerçekten soruları cevaplamak istemediğim için de bunu yapıyorum. Bakarsınız 11-11 de bu arada çiçeğimizi ve tacımızı tasarladı. O da mesela öyle biliyor musun? O da böyle kendi ofisini tutmuş. Ver anahtarı bana. Ver onu da bana. Kenara. Bu şu an çekiyor mu? Çekiyor. Tamam devam et. Şöyle arkadan gene sarıl bakalım. Kuvvetlice. Ben yine belimi eğmek istiyorum. İstediğini eğebilirsin. O çok tatlı bir poz oldu. İyi. Ama yaklaş sen de. Evet. Tut. Yüzünü kapatma. Öbür eliyle tut saçını.